Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Cümleten Rabbim sizlere hayırlı güzel günler nasip eder inşallah. Biz duamız edelim de kabul merci eder eder etmez etmez. Mutlak hüküm sahibi Allah'tır. Değil mi? Sesim nasıl gidiyor bilmiyorum ama bir bakayım şöyle ses yüksek görünmüyor. Evet. Düşünen adamlar derinlerde yüzerler. Öyle sığ sularda, yüzeylerde falan yüzemezler zaten. Sırıtırlar orada. Derinlerde ve derinlerde yalnızdırlar genelde. Düşündürler. Sanatçılar da öyledir, gerçek sanatçılar. İşte Necip Fazıl gibi, Dostoyevski gibi falan. Bunun dinle de alakası yok. Zaten batılılar, filozof dedikleri insanlar derinlerde gizlerler. Toplumu oluşturan fertlerin bütün sıkıntılarını kendilerine derdi denirler. Bu manada ciddi empati yaparlar. Bu ellerinde değil aslında. İnsanların elinde olsa zaten insanların %50'si en az düşünür, düşünmeyi ister. Yani filozofik düşünce. Ama değil işte, çok nadir oluyor bunlar. Çok nadir çıkıyorlar. Tabii bunlar anlaşılmıyor çoğu zaman. Ya da anlaşılmamaya çalışıyorlar. Ya da anlaşıldıklarında 100 yıl geçiyor kendileri öldükten sonra. Ancak o zaman anlaşılmaya başlanıyor. Bazıları da hiç anlaşılmıyor. Mesela İbnül Arabi öyle bir şey. Öyle bir filozof. İslam dünyasında işte şey öyle Ekber, insanı kamil veya işte Evliyaullah diye tanımlanan İbnül Arabi aslında bir filozof. Ne Allah dostu, ne şu ne bu. Zaten eserlerini ortaya bıraktığı, geriye bıraktıklarına baktığımız zaman Kur'an'a aykırı sürüyle görüşleri var. Yani az uz değil. Zaten malumdur hepinizin bildiği vahdedi vücutçular. Çığırını açan da bunlar. Onun için filozoflar derinlerde gezerler ama bu çoğu zaman hakkı da yakalayabilirler. Ama çoğu zaman da şeytandan beraber hareket ederler. Şeytan çünkü onların o derin sularda yakaladığında saptırır. Bu onun farkına varmayabilir. Kasıtlı da olmayabilir. Ama sapkınlıklarının ölçüsünü tabii İslam dünyası için kastediyoruz. Kur'an'a vurduğun zaman sapıklıklar ortaya çıkar. Çünkü elimizde hakkı ifade eden, haktan gelen bir ölçümüz var. Bu ölçü. İmanda da, itikatta da, amelde de, efendim, yani dinle ilgili, inançla ilgili her konu Kur'an'dan referans alacaktır. Aksi halde din konusu değildir o. Belki güzel sözdür. Belki uygun sözdür. Ama din hükmü olamaz. Şimdi kendi ölçülerimizi bu şekilde belirledikten sonra gerisi kolay. Çelişkiye düşmanın bir anlamı yok. İşte efendim peygamberimiz şöyle demiş. Kur'an'da yok ama işte olmadı. Kur'an'da yoksa peygamber de söylemez. Ya bunları bildiğimiz zaman mesele kalmıyor zaten. Ama şuna inanırsam, yok efendim Allah Kur'an'ı eksik gönderdi.
peygamberle tamamladı. Peygambere özel vahiy yaptı. İşte hadislerin çoğu özel vahiydir. Ama Allah'tandır. Efendim. O vahiyler de hadisler de vahiydir. Böyle bir inanca saptığınızda zaten yolu yanlış yola dönmüşündür. Artık bundan sonra sen ne kadar iman ediyorum dersen de sapmışındır bir kere. Nasip olursa üçüncü kitabım zaten İbnül Arabi'nin o meşhur görüşüyle alakalı, ayna ironisiyle alakalı bir çalışma. Romanımıza malzeme olarak yaptık. Günümüz efendim sufizminin, tarikat anlayışının ve genelde tasavvuf dünyasının analizini İbnül Arabi üzerinden akıl çerçevesinde, tabii Kur'an miyengiyle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyorum. Yeterli olacağımızı iddia etmem. Daha bir iyi bir akıl gelir, daha güzel yazar, daha güzel analizini çıkarır. Ama biz şimdilik bu alanda ciddi ciddi yazılan roman türü olarak tek eser diyebilirim. Üçüncü kitabımızı inşallah insanlığa, Müslümanlara faydalı olacağı kanaatindeyim bu manada. Bu sebeplerle bugünlerde kısa videolarla, yani 10-12 dakika, 15 dakika en fazla, bu konudaki görüşlerimizi peyderpey paylaşırız. Niyetim canlı yayın da yapmak. Biraz daha toparlanmak istiyorum. Çünkü aşırı bir yoğunluk geçirdik. Özellikle bu pandemide içinde olmak üzere. Kitaba yoğunlaştık. İkinci kitap yayınlandı. Ufak tefek hatalarıyla beraber. Çok şükür Türk edebiyat dünyasına kazandırıldı. Üçüncü kitap işte biraz zor oluyor. Zor olması da zaten az önce bahsettiğim gibi panteist düşünceyle İbnül Arabi'nin İslam dünyasının başına sardığı bu fitne ile baş etmek oldukça da zor. Ama satır satır, cümle cümle sabırla Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak eleştirisini yapıyoruz. Ona göre çalışıyoruz yani. Onun için sanatçı insan, ki kendimiz de bir sanatçı sınıfına herhalde giriyoruz, yavaş yavaş girmişizdir belki de. 30'a yakın kitabımız yayınlandı, herhalde sanatçı oluyoruz artık. O manada sanatçı insan, filozof insan, düşünen insan, metafizik alemin kapılarıyla fizik aleminin kapısının arasında dört döner. Adeta bir anafor oluşturur. Metafizik aleminden kaptığı bir takım mana, duygu, manaları, duyguları fizik alemine taşır. Burada şekillendirir, biçimlendirir, insanlığa sunar. Ama işte dediğim gibi bazıları sapık bir görüşe sahip olur, onu sunar. Fitneye sebep olur. Bazıları hikmeti yakalar. Hikmetli söz eder. Bizim de zaten hedefimiz, amacımız hikmetli söz etmek Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Ya bu soru cevaplamayayım. Zaten çok konuşur halim yok. Sabah gece 3'te kalktım. 3'ten beri ayaktayım. Dün de gece 3'te müthiş bir patlamayla uyandım. İşte itfaiye falan filan geldi. Çevrede bir yere. Gök gürültüsü. Ama ben böyle bir patlama bu yaşıma kadar duymadım. Yani çok fırtınalı geceler geçirdim ama gök gürültüsünü bu denli yakın, bu denli sarsıcı. Kim bulunduğumuz bina sallandı. Hani neredeyse aklıma şu geliyordu.
acaba Putin buraya da mı bir füze falan gönderdi dedim. Ama dışarıda zaten gök gürültülü bir hava vardı, yağmurlu. İşte bugün de 3'te kalktım, geri uyandım. Daha da uyumadım. Nasip olursa gündüz birkaç saat yine uyur gideriz. Evet, değerli arkadaşlar. Burada niyet, amaç, niyet ve amaç, hedef, gaye önemli. Bizim nesiller ve halen tabii devam eden bir fitne döneminin içinde dünyaya geldik. Tabii bizim nesil derken 1950'lerde, 60'larda başlamadı bu fitne. Daha önce başlamış bir fitnenin içinde dünyaya geldik. Bu bizim başlattığımız bir şey değil. Ama başlamış bir mücadelenin içine girdik. Yani bu milli konularda, dini konularda, insani meselelerde, birçok kavramlarda bir 70'li yılların gençleri olarak birbirimizi kırdık. Solcu gençler ve bizler. Ama hepimiz de doğruyu arıyorduk aslında. Hepimiz de gerçeğin peşindeydik. Ama hangimizinki gerçekti? İşte burada anlaşamıyorduk. Onların da haklı tarafları vardı. Söylemlerinde doğruları tabii ki vardı. Bizim de vardı. Ortak noktayı bulamıyorduk. Niye? Çünkü elimizde bir temel ölçü yok idi. Siyasi arenaya atılmış gladyatörler gibi yukarıda firavunlar oturuyorlar. Gladyatörler aşağıda birbirini boğazlıyorduk. Ne yazık ki manzara buydu. Yukarıda ise millet tavşana kaç, tazıya tut misali. Ülkede kaos. Tabii kaos oluşturan gençler sonuçta. Kaos oluşturulması için sürekli bizi birbirimize karşı kışkırtıyorlardı. İşte bir zaman geliyor ki kışkırtmalarına gerek kalmıyor artık. Amiyane tabirle dost düşman belli oluyor. İnsanlar artık birbirlerini düşman olarak görmeye başlıyorlar. Artık birilerinin bir şey senaryo yazmasına gerek kalmıyor. Herkes kendi refleksini, kendi mücadele alanını seçiyor. Ve böylece işte 80'li yıllara girdik. Biraz düşünme imkanı bulduk. Düşündük. Biz kimiz, neyiz, neyiz, niye böyleyiz? Bu halimiz nedir? İşte tarihe bakıyoruz. Tabi tarihte bize yanlış anlatıldı şu. Kimilerini öve öve ilahlaştırdılar. Kimini döve döve indirdiler. Bize tarihi anlatırken. Ama sonraları tabi biz araştırmaya başladık. Yani iyi ki de yapmışık. Biz kendimizi araştırdık artık. Kimin için, kim ne derse desin. İşte sahabe döneminden başlayın. Dokunulmaz, kutsal insanlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ne Ömer'den, ne Bekir'den, ne Ali'den bahseder Allah. Sadece peygamberden bahseder. Bizim için değer ölçüsü odur. Diğerleri siyer konusu. Kim nerede ne yapmış, nasıl yapmış, faydalı mı olmuş, zararlı mı olmuş, fitne mi çıkartmışlar. Bunları siyer kaynaklarına indikçe çok çok övdükleri kişilerin İslam'a ne kadar zarar verdikleri, işte Emevilerin, Abbasilerin dönemi, işte Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'nin savaşması, Müslüman'ın kanını dökmeleri. Bütün bunlar da hikmet diye yutturdular bize. Hikmet hikmet değil, resmen fitne olduğu anlaşılıyor. Siyasi hırs, iktidar hırsı, efendim, insanları birbirlerine düşürmüş. Onun için
Bize Kur'an'ın bildirdiği peygamberlerin dışında dokunulmazlığı olan, eleştirilmesi engel olan, eleştirmemize engel olan hiç kimse yoktur. Sadece peygamberleri biz eleştiremeyiz. Zaten Allah Kur'an'da onlarla ilgili kendi hükümlerini bildiriyor, kendi eleştiriyor peygamberleri. Allah eleştiriyor, bizim eleştirme gibi bir lüksümüz yok. İşte Yusuf, Yunus şeyi terk etti gitti diyor, görevini bıraktı kaçtı diyor. İşte Musa adam öldürdü diyor. Bizim peygamberimizle ilgili, hepsi bizim peygamberimiz de. Yani son nebiyle ilgili de eleştirileri var. Yani o Allah'ın bileceği bir şey. Bunun dışında dokunulmazlığı olmayan hiç kimse yoktur. Ha, benim daha önceki sohbetlerimde söylemişimdir. Geçmişi fazla kurcalamanın ve bugüne fitne olarak kullanmanın bir anlamı yok. Onlar bir nesildi, geldi geçti diyor Allah ayette. Onlar yaşadılar, bittiler. Bize sadece akademik zaviyeden tarihi bilgiler olursa yeter. Ne yapacağız? Tarihi beri mi getireceğiz? Kim haklı, kim haksız? Buna Allah zaten hakem olan Allah'tır. Allah karar verecek. Bizimki sadece bir kültürün, tarih kültürünün gerekliliği. Bunda herkesin her şeyi bilmesi de gerekmiyor zaten. Sadece meraklılar araştırır. Önemli olan doğruya ulaşılması. Yoksa işte yok sahabenin tanesi cennetle müjdelenmiş, yok bilmem ne onlar işte hatada yapsalar sevap alırlar. Ne demek hatada yapsalar sevap alırlar? Allah öyle demiyor. İşte demek istediğim 80'li yıllardan sonra kendimize döndük. Özellikle Kur'an okudukça ufkumuz açıldı. İyi, kötüyü, güzeli, çirkini, günah sevabı daha iyi anlamaya başladık. Bu yüzden Allah sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim diyor. Sorular bu kitaptan çıkacak diyor. Ve apaçık indirdik diyor anlayasınız diye. Ama çok basit gibi görülen bir fitne bin küsür seneden beri milleti Kur'an'dan uzaklaştırdı. Neydi o basit gibi görülen cümle? Siz anlamazsınız. Siz anlamazsınız deyince millet zaten yaygın değil. İşte bin yıl önce falan yaygın değil Kur'an-ı Kerim. Zaten yok ortada. Bu defa hutbelerde, vaizlerde, hocalar ne diyorsa, tekkelerde, zaviyelerde, şeyhler ne diyorsa din olarak onu algıladılar. Zaten Türk milletinin içine tasavvuf yoluyla girdi bu din. Temel öğretiler nedir işte? Namazını kıl, orucunu tut, namazın farzları, içindeki farzlar, dışındaki farzlar, abdestin farzları, şunları bunları öğrendim. Zaten ilk mektebi geçiyorsun. Bundan sonrası meraklılar şeyhlere bağlanıyorlar, mürşitlere bağlanıyorlar. Avam, geniş kısım ise namazını kılıyor bildiği kadarıyla. Kendince amel edip gidiyor. Ve bin küsür seneden beri aslında böyle geliyor. Siyasi iktidarlar ister Selçuklu döneminde olsun, ister Emevilerde, Abbasilerde veya günümüzde Osmanlı'da tepede oturan insanlar halkın bu şekilde olmasından memnundular. Kur'an'dan uzak yaşamalarından. Memnundular. Çünkü eğer bu milletin %80'i, %60'ı, %70'i gerçekten Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı anlayarak iman etselerdi, hiçbir haksızlığa izin vermezlerdi. Ama öyle olmadı işte. Ne yazık ki suyun başına oturan kerameti kendilerinden menkul şeyhler, kavslar, uçanlar, kaçanlar siyasi iktidarların payandası oldular. Payandası. Hakikati, doğruyu insanlara anlatmadılar. Siyasi iktidarlar da bunlara eşek yüküyle paraları verip
avamla kendi aralarına set çektiler. Osmanlı'nın ihtişamı buradan kaynaklı. Kur'an'dan anlamayan ama Müslüman olan bir kitle. Hutbede hoca ne diyorsa ona inanan, halen daha dikkat edin okumuyoruz. Halen hutbe dinleyerek din ediniyoruz. Okumuyoruz yani Allah ne dedi diye biz kafamızı yormuyoruz. Hocalardan dinlemek daha kolayımıza geliyor. Daha basit. Ama konuşmaya gelince hepimiz alim kesiliyoruz. Çünkü o kafasına sokulan inancı savunmak için adam her türlü yalanı kıvırıp atıyor. Kur'an'a aykırı mıdır falan hiç umurunda değil adam. Şeyhinden ne duyduysa, kafasında din olarak ne varsa onu savunup duruyor. Savunurken tabii 40 yerde yamalık çıkarıyor ortaya ama adam umurunda değil, bilmiyor da zaten. Hani o ayet var ya, çok manidar. Onların çoğunu şirk koşmadan inanmış bulamazsın. Hakikaten Müslümanların %99'u müşrik. Ne yazık ki. Neyse, Allah'a emanetsiniz. Sohbete sık sık devam edeceğiz inşallah.